Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yaklaşık 30 yıldır evliyim. 30 sene içerisinde 2 çamaşır makinesi, 2 de buzdolabı hurdacıya verdik. 14 sene önce bulaşık makinesini satın almıştık. Bozulup hurdaya giden buzdolapları ve çamaşır makineleri 10 yıl çalışmıştı. Hatta buzdolabı videosunun birisinde demiştim ki bunların ömrü yaklaşık 10 yıl. Ama bu bulaşık makinesi 14 senedir bizim derdimizi çekiyor. Sanırım bu sene son senesi. Bulaşık makinesinin arkasında fırın için priz vardı. Uzatmasında sorun çıktığı için kapağını tutup geri çektiğimde kapak elimde kaldı. Gördüğünüz gibi kapağın sol tarafı menteşe tarzı bir şey var orada. O yerinden çıkmış. Aslında bu makine bozulacağının haberini bize birkaç ay önce vermişti. Bununla ilgili video çektim. Kanalımda videosu var. Elektronik kısmında sorunlar çıkmıştı. O sorunları bir şekilde çözüp bugünkü sorun mekanik bir soruna benziyor. Şimdi bu makineyi gelin sökelim. Eğer yapabilirsek birkaç ay daha çalışsın. Şu paranın yok zamanında bayramı bir atlatalım. Daha sonra bozulursa da yapacak bir şey yok. Muhtemelen ikinci bulaşık makinemizi de satın almak zorunda kalacağız. Eskiler kervanına 2 buzdolabı, 2 çamaşır makinesi, bir de bulaşık makinesi göndermiş olacağız. Her neyse fazla uzatmayalım. Şimdi bu kapağı yapabilecek miyiz? Hep birlikte izleyelim ve görelim arkadaşlar. Öncelikle şu üst kapağını sökelim. Daha sonra dış kasasını sökmemiz gerekecek. Şu yan tarafını açmamız gerekecek. Öncelikle üsttekini alalım. Kapağımız. Kapak kendini bıraktı. Buradaki vidayı da alalım. Gördüğünüz gibi orada yay var. Yay yere düştü arkadaşlar. Yerinden çıkmış muhtemelen. Arızayı çözdüğüm gibi demin yere düşen parça ve yay biraz araştırdım. Şu kısımda bir kanal var. Bu öyle takılıyor. Yayımız da bu parça üzerine şuradaki deliğe takılıyor bu şekilde. Bu ip kopmuş. Bundan bir daha bulmak mümkün değil. Satılıyor mu onu da bilmiyorum. Muhtemelen satılıyordur ama şu anda biz bir çözüm üretmemiz lazım. Arızalı olan bir iPhone kablom var gördüğünüz gibi. Bu kablo da çok kaliteli. Aşağı yukarı buradaki ipin kalitesi bir kalitede bir kablo. Şimdi atölyeye gidelim. Bunu yapalım ve getir bir yerine takalım. Bu parçaları bir şekilde buradan çıkarmamız gerekiyor. Basit bir yöntemle kablomuzu tamir ettik. Gayet sağlam oldu. Şuradaki deliğe geçiriyoruz yayı bu şekilde. Ve yukarıdaki deliklerden en alttaki deliğe yerleştiriyoruz. Şu makaralı kısmını öncelikle takmamız gerekiyor. Kapaktan gelen menteşenin kancasına bu makarayı yerleştiriyoruz. Kablomuzu makaranın altından geçirerek yukarı doğru çekip ve yay üzerine takıyoruz. iPhone kablosuyla bulaşık makinesi tamiri olur mu? Gayet güzel oldu biliyorsunuz. Buraya takıyoruz. Şöyle kapağı açalım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor görüyorsunuz. Eskisinden daha iyi oldu diyebilirim. Bir daha koparsa internet üzerinden araştıracağım. Bu malzemeden demeden satılıyordur. Üzerindeki malzeme 15 yıl dayandığına göre demek ki sağlam bir malzeme. Gayet güzel çalışıyor.
Bunu şimdi yapamasaydık mecbur gidip kredi kartıyla borca girip 7-8 ay taksit ödemek zorunda kalacağız. Her neyse basit bir şarj kablosuyla olayı kurtardık. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Bereketli ve sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.